Adım Avukat Ayhan Öğmen. Evet geçen haftadan ilk takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'dayım. F1 vizemin hala geçerli olup olmadığını veya ne kadar süre Amerika'da kalacağımı öğrenebileceğim bir web sitesi veya sistem var mıdır diye Takipçimiz bize soruyor. Anlaşılan siz buradasınız, eğitiminizi yerine getiriyorsunuz. İki durumu anlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir tanesi işte var olan F1 vizem geçerli mi değil mi? Bunun bir sebebi burada yasal olup olmadığınızı anlamak için olabilir. Belki diğer ikinci sebebi ise ona göre cevap vereceğim. Ülke dışına çıkıp işte geri gelmede seyahat edebilme durumu var mı yok mu diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi bu noktalarda şunu söyleyebilirim. İlk söylediğim olasılık da e, tabii sizin burada gittiğiniz okuldaki i sisteminde, SEVİS sisteminde statünüzün geçerli olup olmadığı, sizin burada yasal olup olmadığınızı ortaya koyacak bir durumdur. Dolayısıyla sizin okulunuzdaki DSO'nuzla, Uluslararası Öğrenciler Danışmanı ile görüşüp, benim işte yasal durumum nedir, okul işte sevgisi sistemindeki statüm geçerli mi değil mi diye sorabilirsiniz. Onlar da size sistemden bakıp evet statünde bir problem yok veya statünde sorun var iptal olup olmadığı noktasında bilgi verebilirler. İkinci durum ise eğer ülke dışına gidip gelebilme durumunu dikkate alarak vizenizde bir sorun olup olmadığını anlamak istiyorsanız tabii bu danışmanla yani okulunuzdaki uluslararası ee, öğrenci danışmanınızla görüşüp sevi sistemine bakmasını rica edebilirsiniz. Oradan göremez ise o zaman Amerikan konsolosluğuna e, bir e-mail atabilirsiniz. Herhangi vizenizin geçerliğinde bir sorun var mı diye. Yoksa öbür türlü başka bir şekilde bunu öğrenme durumu söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde var olan F1 statünüzün ya da F1 vizenizin geçerli ya da geçersiz olduğunu anlamanız mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorularını cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya turist vizesi almanın püf noktalarını anlatabilirseniz çok memnun olurum diyor bu takipçimiz. Amerika'ya geçici olarak turist niyetiyle gelebilmeniz için önemli olan noktalardan bir tanesi Türkiye'de ya da yaşadığınız ülkedeki bu ülkeyle olan bağlarınızı Amerikan Konsolosluğu'ndaki görevliye gösterebilmeniz. Dolayısıyla siz eğer Amerika'ya Türk başvuruyorsanız görevlin sizin tekrar Amerika'ya seyahate geldikten sonra ülkenize geri döneceği noktasına kanaat getirmesi önemli bir noktadır. Dolayısıyla bunun için eğer öğrenciyseniz okulunuza gidiyor olmanız ve okulunuzdaki durumunuz ikinci eğer çalışıyorsanız çalıştığınızı gösterecek SSK kayıtları ya da işveren yazısı gibi örneklerle tabii ki siz e, ülkenizdeki bağları e, Amerikan konsolosluğundaki görevliye göstermiş olacaksınız. Diğer bir püf nokta şu olabilir. Eğer siz sadece ülke dışında ilk defa çıkıyorsanız ve bu Amerika olacaksa biraz zorlanabilirsiniz vize almada. Ama eğer Avrupa'ya da seyahat ettiyseniz ve Avrupa'ya Schengen vizesi aldıysanız ve oralarda da birkaç ülkeyi gezdiyseniz bunun Amerikan konsolosluğundaki turist başvurmadan önce önemli bir faydası olacaktır. Dolayısıyla ülkenizdeki bağlarınızı göstermeniz, ülke dışındaki diyelim Avrupa ülkelerinde seyahat ediyor olmanız, üçüncüsü de ülkenizdeki ekonomik durumunuzu gösterecek, yol masraflarınızı karşılayacak ekonomik durumunuzun yerinde olduğunu gösterecek finansal belgeler ya da topu gibi belgeleri de bir araya getirmenizde fayda vardır. Bu şekilde siz Amerikan konsolosluk görüşmenize hazır hale gelmiş olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya öğrenci vizesiyle gelip Amerika'da nasıl şirket kurabilirim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya öğrenci vizesi aldınız ve eğitiminizi yerine getirmek için Amerika'ya geldiniz ve Amerika'da eğitiminizi yerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunu yaparken eğer burada bir iş yapma ya da şirket kurma gibi bir durum ortaya çıkarsa o zaman sizin yapmanız gereken nokta Önemli olan şey şirket kuruluşu yapmanızda herhangi bir engel yok. Burada bir şirketin sahibi olmanızda da ortak olmanızda herhangi bir engel olmayacaktır. Ama tabii ki e, bu şirket kuruluşunu yaptığınızda dikkat edeceğiniz nokta a, firmanızda çalışmıyor olmanız lazım. Yoksa var olan vizenizi iptaline yol açar ya da var olan e, vize statünüzü ihlal etmiş olursunuz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Farz edelim o zaman siz bu şirketi kurduğunuz ve sahibi ya da işte sadece hissedarı olacaksınız. O zaman şirket kuruluşu yapmada bir problem yok. Önemli olan hangi eyaletteyseniz nasıl ne tür bir iş yapacaksınız ona uygun şirket kuruluşunu yapıyor olmanız ve bu şirket kuruluşu yapılırken e, bağlı olacağınız eyaletin kuruluş başvurusu yapılıp ondan sonra vergi numarasında vergi dersinden alınıp banka hesabı işlemlerini açma işlemlerini yaptıktan sonra burada şirketinizin işler hale geçmesine imkan sağlamış olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel ile Amerika'ya gelip Amerika'da şirket kurmam için öncelikle yapmam gereken şey nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle yapmanız gereken şey tabii ki buraya geldiğiniz ya da geleceğiniz Work and Travel programına uygun davranmanız ve programınızı ihlal etmemeniz ve programınızı başarıyla sonuca ulaştırıyor olmanız. Eğer bu süreç içinde de ya da sonuna doğru burada şirket kuruluşu durumunda geçmek istiyorsanız o zaman da şirket kuruluşunu hangi eyalette bulacaksanız eyalete başvuru yapılarak şirket kuruluşu adımını atıyor olacaksınız. Bunu ister arzu ederseniz kendiniz ya da avukatınız aracılığıyla yapmanız da mümkün olacaktır. Dolayısıyla ilk tavsiyem size yasal durumunuzu kaybetmemeye ya da işte ihlal etmemeye dikkat etmeniz ve ikinci de kuruluş işlemlerini başlatıyor olmanız. Tabi diğer bir durumda ne olacak ondan sonra bu şirket nasıl işleyecek e, ve tabi belki sizin yasal durumu nasıl geçeceğiniz noktalar gündeme gelecektir. Dolayısıyla öncelikle şirket kuruluşuna dikkat edip yatırım yapılıp ondan sonra sizin yasal durumunuzun da nasıl belki E2 yatırımcı statüsüne geçeceği noktasına da dikkat edilmesinde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ceyvan vizesi nedir? ve cevan vizesi almanın en kolay yolunu açıklarsanız sevinirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi cevan vizelerin çok çeşitli türleri var ama hani genelde bilinen ne olabilir? Yazları olan work and travel programları olabilir. Ya da bu bir yıllık stajyer training anlamında bir yıl boyunca buraya staj görmeye gelen kişilerin kullanacağı C1 vizeleri de olabilir. Şimdi anlama geleceği noktası şu aslında. Amerika'da bir sponsor firma olacak. Bu firma sizin nerede çalışacağınızı buluyor olacak. Ve sizin bu çalışacağınız yerde, daha doğrusu staj yapacağınız yerde ne tür bir programın içinde yer alacağınızın altı çizilmiş olacak, altyapısı. Ve onun üzerine siz C1 vizenizin başvurusunu yapıyorsunuz. Yani şöyle görelim, farz edelim. Siz Türkiye'de turizm ve otelcilik bitirdiniz ya da okuyorsunuz, hospitality alanında Amerika'da da staj yapmak istiyorsunuz. O zaman Amerika'da bu eğitim durumu ya da tecrübenize göre siz buradaki bir sponsor aracılığıyla buradaki bir otel ya da restoran gibi bir bu hospitality alanında iş yapılacak bir yerde bir sene çalışmış olacaksınız. Bu çevren sponsor firması olaylaması, size DS 2019 formunu göndermesi ve siz bu formla beraber Amerikan konsolosluğuna C1 vizesi başvurusu yapıyorsunuz. Amerikan konsolosu size C1 vizesi vermeyi uygun görürse pasaportunuza bu vizeyi basıyor olacak. Dolayısıyla siz de bununla Amerika'ya gelip bu iş yerinde çalışmaya, stajınızı görmeye başlamış olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizin sorduğu soru şu önde New York ve New Jersey Türkler için ev kiralarının en uygun olduğu şehirler nerelerdir diye bir soru soruyor takipçimiz. Şimdi tabii şöyle görmek lazım yani New York biliyorsunuz büyük bir eyalet, aa, New Jersey de büyük bir eyalet ve dolayısıyla merkezlerin olduğu yerlerdeki aa, kiralar mesela Manhattan gibi bir bölgede kiralar yüksek olacak. Ama size eğer diyelim ben Manhattan'a yakın bir yerde olmak istiyorsanız hem de kiralar uygun olacağı yerler işte Queens'in belli bölgeleri olabilir, Brooklyn'in belli bölgeleri olabilir, Bronx olabilir, Staten Island olabilir. Bu tip yerlerde çok daha Manhattan'a kıyasla daha uygun kiralı yerler bulabileceksiniz. New Jersey tarafında da Manhattan eğer yakın yer düşünülüyorsa genelde bu West New York taraflarında Yüncesini noktaları taraflarında uygun kiralar olabiliyor. Ya da görsesini taraflarında bu şekilde değişecek. Ama tavsiyem size işte internet üzerinden de kiralık yerlere bakabilirsiniz. Ya da imlakçılarla görüşebilirsiniz. En doğru bilgiyi oralardan alacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle gelip vize süre uzatımı başvurusu ne kadar sürmektedir ve başvurumuz olaylanana kadar 6 ay geçerse yasallığımızı kaybeder miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Siz geldiniz turist statüsüyle e, geziyorsunuz. Turist statüsüyle girişinizi yaptınız ve e, turist statünüz var. Eğer size verilen 6 aylık süre içinde de geri dönmeyi burada kalmayı planlıyorsanız bir 6 aylık uzatma daha başvurusu yapılabiliyor. Göçmenlik dersinde. Ve bu yapılan başvuruda siz o başvurunun sonucunu bekliyor olacaksınız. Bazen bu 5-6 ay sürebiliyor, 6 aya kadar sürebiliyor. Bazen 6 ayı geçen durumlar da var. Dolayısıyla sürenin uzunluğu ya da yakınlığı duruma göre değişebiliyor. Dolayısıyla bu noktadaki süre noktası siz başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık 6 ay sürebilir, 6 ayı da geçebilir. Tabii sizin de sorduğunuz gibi farz edelim başvuruldu ve 6 aydan daha fazla süre geçti, hala cevap gelmiyor. O zaman e, buradaki 6 aylık süreci geçmiş oluyorsunuz. Ve olay yazısı geldiği zaman da size o 6 ay süresince vermiş, süreyi vermiş olabilir. Ve dolayısıyla hemen ülke dışında çıkış yapmanız gerekecektir. Bu durumlardan tabii sağlam olan durum eğer 6 ayı geçiyorsa gerekirse bir uzatma uzatmayla daha başvuru yapılıp buradaki oturum durumunu sıkıntıya sokmamaya çalışılmasında fayda vardır. Dolayısıyla bir noktayı daha belirtelim. Tabi biraz son dönemlerde artık bu uzatma ya da değişiklerle de göçmen dersi daha ek belgeler isteyip zorlama yoluna doğru gittiği için bunun içinde siz eğer bir uzman bir avukatla da çalışırsanız çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet başka bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip vize süre uzatımı yapmam için ne tür sebepler gerekir? Turist vizesi süre uzatımı için en tabii kabul görecek sebepler nelerdir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz buraya zaten turist vizenizle gezmek amacıyla geliyorsanız ve bu gezme planlarınızı yerine getirirken belki planlarınız tamamlanmayabilir ya da yeni gezecek yerler oluşabilir. Dolayısıyla yapacağınız uzatma noktasında da eğer gerekçeleriniz bu ise bunu dile getirebilirsiniz. Tabi unutmayın bu kişiden kişiye değişecek. Durumdan duruma değişebilir. Kimisinin sağlık durumu oluşabilir. Kimisinin eğitimsel bir durum oluşabilir. Kimisinin ziyareti ekstradan yapma durumu oluşabilir. Dolayısıyla bu sizin durumunuza göre değişecektir. Ama Tabii ki Türk Lisesi olduğu için sonuçta girişiniz ve elinizde bulunan uzatmanız ya da yapacağınız başvuruyu da yaparken o çerçevede ya da mantıkta ilaçlıyor olmanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, başka bir takipçimizden bize geçen hafta ulaşan soru şu şekilde. Amerika'ya dil okuluna gitmek için izlemem gereken süreci kısaca açıklayabilir misiniz? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tavsiyemiz şu olabilir. Eğer siz Amerika'da dil okulu için gelmek istiyorsanız bunun için Amerika'da gitmeyi planladığınız eyalet ve o eyaletteki dil okulu ya da üniversite ise ya da college onların dil bölümüne ulaşmanızda fayda var. Ve onlara ulaşıp onların okuluna ya da eğitimine kabul almak için gerekli başvuruları yapmanız gerekiyor. Ve başvuruları yaparken Bakacakları noktalar sonuçta onlar için başvuru formunu doldurmanız, sizin gibi bilgilerinizi sunuyor olmanız, eğitim geçmişinden bahsedebilirsiniz ve tabii ki finansal durumu da görmek isteyecekler. Dolayısıyla bu başvuruları okula yaptığınız zaman bu şekilde ve okulda size dönüp Form I-20 yani çizgi 20 formunu size gönderiyor olacak. Bu formun anlamı sizin üniversitede burada eğitim alabilmenize imkan sağlayan bir form olacak. Dolayısıyla eğer siz bu formu alırsanız bu form üzerinden Amerikan konsolosluğunda vize görüşmesi alacaksınız, randevu alacaksınız ve Amerikan konsolosluğuna gidip vize görüşmenize giriyor olacaksınız. Amerikan konsolosluğu da size öğrenci vizesini verdiği zaman o zaman Amerika'ya gelip eğitimimize başlamak için F1 vizenizle giriş yapıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya F1 vizesiyle dil okuluna gelip pedikep işi yani bisikletle turistleri gezdirme işi yapmak yasal mıdır? YouTube'da birçok öğrencinin bu tarz iş yaparak Amerika'da dil okulu masraflarını karşıladığını izliyorum. Kısacası F1 vizesiyle pedike bir şey yapmak yasal mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelirken sadece öğrenci eğitimini yerine getirmek için geliyor olacaksınız. Dolayısıyla sizin programınızın size imkan verdiği ölçüde eğitiminizi yapmanız için buraya geliyorsunuz. Dolayısıyla bunun dışında bir işte çalışmanız mümkün olmayacak veya başka bir işte çalışacaksanız bunun için çalışma iznine sahip olmanız gerekecek. Bu da bazı programlara baktığınızda okul programlarında belki okul içi çalışma, belki kısa süreli 20 saat çalışma, kampüs içi çalışma ya da okul dışı çalışma gibi bazı imkanlara elde edebilirsiniz. Ama bunun için tabii ki okulunuzdan görüşüp her böyle bir imkan sağlıyorsalar onlardan izin almanız gerekecektir. Yoksa dışarıda böyle pedikep tarzı işleri yapmanız sizin yasal yapacağınız işler değildir ve öğrenci vizesinin de size sağlayacağı imkanlardan değildir. Dolayısıyla sorunuzun cevabına geldiğimizde evet böyle petikep işi yapmak öğrenciler için yasal izinle yapılan bir iş değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu önde. Turist vizesiyle Amerika'ya giderken memleketimden yöresel ürünler götürsem Amerika'da havaalanında olası bir aramada sorun yaşar mıyım? Amerika'ya bu tarz gıdalar götürmek yasak mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ki siz Amerika'ya gelirken ülke dışından gıda tarzı ürünler getirmeniz normalde kapıda girerken bu ürünlerin alınmamasına yol açacaktır. Çünkü sebebi de ya, bu tip gıdasal ürünlerin Amerika'da herhangi bir hastalık ya da bir parazit ya da farklı bir mikrobu getirme durumunun olacağı ihtimalinden dolayı bu tarz yöresel bile olsa ürünler ya da gıdalar getirmeniz uygun olmayacaktır. Dolayısıyla bunu noktada getirmek yasak bir durum ve kapıda bunu belirtmeniz gerekecek. Ve kapıda bunu belirttiğiniz zaman da görevliler bu gıdaları ülkeye sokamayacağınız bilgisini size veriyor olacaklardır. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bu tarz gıdasal ürünleri yanınızda getirmeniz ülke dışından mümkün olmayacaktır ve yasal değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya vize başvurusu yapıp red aldığım zaman ne yapmalıyım? Sizce itiraz mı etmeliyim yoksa yeni vize başvurusu için ne kadar beklemeliyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan Konsolosluğu'na vize başvurusu yaparken bu yapacağınız vize başvurusunda size Amerikan Konsolosluğu vize vermek zorunda değil. Dolayısıyla bu noktada sizin yapacağınız şey vize başvurusu yaptığınızda eğer konsolosluk vizeyi vermiyorsa buna itiraz etme durumu yok. Ama sadece tekrar başvuru yaparak bunu sağlamanız mümkün olacaktır. Ve bu noktada yapılacak mantıklı durumda ne kadar beklemekten ziyade size Amerikan konsolosluğu vize vermeme sebebinden dolayı sizdeki belli değişimleri beklemeniz gerekmektedir. Eğer farz edelim bir yerde yeni çalışmaya başladıysanız bir 6 ay daha geçmesini beklemeniz faydalı olacaktır. Dolayısıyla kişiden kişiye durum değişmekle beraber sizin koşullarınızın değişmesiyle tekrar turist vizesi başvurusu yapmanız çok da yerinde olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizin bize sorduğu soru şu yönde. E2 vizesini Türkiye'den aldığımızda kaç yıl verilmektedir diye takipçimiz bize soruyor. E2 vizelerine e, ülkenizdeki Amerikan konsolosluğu üzerinden alırken Genelde Amerikan konsolosluğu vereceği vize süresi 5 yıldır. Tabii bunun altında da verme yetkisi vardır. Yani onu karıştırmayın. İsterse Amerikan Konsolosluğu 1 yıllık 2 yıllık da verebilir. Ama genel olarak 5 yıllık bir vize veriyor olacaklardır. Geçen haftadan başka bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesini Amerika'dan aldığımızda kaç yıl verilmektedir diye soruyor. Eğer E2 vizesini... Amerika'da başvuru yapıyorsak bu aslında vizeden ziyade yasal oturum süresi için yapılan başvurudur. Ve dolayısıyla bu E2 statüsü için yapılacak başvuruda verilecek statü en fazla 2 yıldır. Tabi bu 2 yıl bitmeden bir yenileme başvurusu yapıldığında bir iki yıl daha alacaktır. Yani dolayısıyla iki yıllık uzatmalarla Burada e, bu vizeyi devam ettirmeniz, bu yasal statüyü devam ettirmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde E2 vizesinin bir süre limiti var mıdır? Yani Amerika'da açtığımız firma düzenli olarak kar ettiği sürece E2 vizemizle öbür boyu Amerika'da kalabiliyor muyuz diye takipçimiz bize soruyor. Evet E2 vizesinin bir süre limiti tabii ki 5 yıldır ya da 2 yıldır Amerika içindeysek. Fakat e, sınırsız şekilde bu yenilenebilir. Dolayısıyla bunun yenilenmesi için bir sınır limiti yoktur. Önemli olan noktada sizin belirttiğiniz gibi Amerika'daki firmanızın iş yapıyor olması, düzenli kar getiriyor olması, istihdam sağlıyor olması sizin Amerika'da bu firmanız aktif olduğu sürece vizenizi yenilebilme imkanına sahip olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizin sorusu da şu yönde. E2 vizesi üzerinden green card nasıl alabiliriz? E2 vizesi yatırımcıları için e, yatırım üzerinden green card alabilmeleri için en az yatırımlarının E2 vizesi sonrasında da 500 bin doları yakalaması ya da 1 milyon doları yerine göre yakalaması gerekecektir. Ve çalışan sayısının istihdam sayısında ona çıkması ya da ulaşması ya da ulaşıyor, ulaşıyor olması gerekecektir. Bunları sağladıktan sonra E2 yatırımı üzerinden yatırımcı olan kişiler Green Card'a gidebilme imkanına sahiplerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle gelip bizlere verilen yasal süre içerisinde bir iki haftalık veya aylık sertifika programlarına veya mesleki kurslara katılmak turist vizemizin ihlaliyle yola çağır mı diye Takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya gezme amacıyla geliyorsanız tabii buna uygun davranıyor olmanız gerekecektir. Ama anladığım kadarıyla böyle kısa süreli e, serfka programları ya da kısa süreli eğitimsel e, ya da kurslara katılmanız mümkün olacaktır. Bu direkt sizin turist vizenizin, vizenizin ilerliği yol açmaz. Ama... Bu durumda eğer siz Amerika'ya gelirken hem gezmeyen bu tip şeyleri yapıyorsanız kapıda bunu belirtebilirsiniz. İşte ben şu seminere katılmak için geliyorum ya da şu kursa katılmak için bir haftalık iki haftalık. Tabi bu noktalarda çok öğrenci vizesi gerektiren durum olmayacağı için var olan turist vizenizde de bunu yapıyor olmanız mümkün olacaktır. Tabi bunu kapıda belirttiğiniz sürece ama böyle bir plan yoksa sonra oluşacaksa o zaman kapıda gezmeye geliyorsanız gezmeye geldiğinizi belirtebilirsiniz. Ama bu tarz kısa süreli ya da full time gerektirmeyen kurslara katılmanızda bir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Çünkü eğer e, daha full time noktasına geçecek bir eğitime geçilecekse o zaman öğrenci vizesi almadan bunu yapmanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. vatandaşı vatandaşıyla evlenip evliliğimiz gerçekliğini göçmenlik mülakatında da kanıtlamak için ne tür evrak veya bilgiler sunmamız gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerikan vatandaşıyla olan evliliğinizden dolayı yeşil karta gidecekseniz ve bunun için de yapılacak mülakata eşinizle katılırken sizin evliliğinizin gerçek olduğunu ve beraber yaşadığınızı gösterecek Ortak dokümanları yanınızda götürüyor olmanız gerekecektir. Bunlar ne olabilir? Basit bir örnek verir. örnekler verirsek kira sözleşmesidir banka hesap e, hareketlerinizdir. E, elektrik faturasıdır, su faturasıdır, gaz faturasıdır, telefon faturalarıdır. Hayat sigortasıdır, yok sağlık sigortasıdır, yok araba sigortasıdır. Ortak resimlerinizdir. Bu tarz evraklar ya da kanıtları yanınızda bulunduruyor olmanız o mülakatta işinize yarayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'da öğrenciyken ABD vatandaşıyla evlenmek istersem ne yapmam gerekmektedir? F1 vizesiyle Amerika'da evlilik süreci nasıl işler diye takipçimiz bize soruyor. Amerika'da F1 öğrenci vizesiyle eğitiminizi yerine getirirken ya da erkek arkadaşınızla kız arkadaşınızla evlenme kararı verdiğiniz zaman bu Amerika vatandaşı olan kişiyle evlendiğinizde nişanlınızla o zaman var olan F1 sürecinde yapılması gereken şeyler ee, önemli olan nikah kıyılması, nikah kıyıldıktan sonra da göçmenlik tanesine sizin yeşil kart dosya başvurularınızın yapılıyor olmasıdır. Ve bunlar yapıldıktan sonra e, siz yeşil kart sürecini bekliyor olacaksınız ve yeşil kart sürecine de bu şekilde geçiyor olacaksınız. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da dil okuluna veya üniversiteye giderken, tatillerde Türkiye'ye gitmek için dil okulunun International Student Officer'ından İzin almamız yeterli midir? Yoksa buna da gerek yok mudur? Bu konuda Amerika'da bulunan bize fan vizisi sahibi öğrencilere tavsiyeniz ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da F1 vizenizde ve statünüzde bulunuyorsanız ve tabii ülke dışına çıkıp gelmek için de pasaportunuzda geçerli vizeniz var ise ve okul programınızı başarıyla ilerletip devamınızı yerine getiriyorsanız o zaman yapılması gereken nokta sizin geçerli I-20'nizi alıyor olmanız ve tabii ki okuldaki danışmanınızı da bilgilendirmeniz ülke dışına seyahat edeceğinize hatta bir yazı da alabilirsiniz. İşte okulun davetliğine ve şu tarihteki derse katılmak için geri geleceğinizi burada olmanız gerektiğine dair bir yazı da alabilirsiniz. Yoksa önemli olan geçerli ayetüveni elinde bulundurmanız ve okulda ihlal oluşturmamış olmanız bu şekilde saat etmenizde bir problem olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2020 Green Card çekilişleri ne zaman açıklanacak diye takipçimiz bize soruyor. Bu Mayıs ayının 7'si itibariyle artık başvuru yapanlar Bilgileriyle beraber işte site departmanının web sitesi üzerinden girip oradaki referans numaralarını girerek kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler. Dolayısıyla sorunuzun cevabı ayın 7'si itibariyle başvuru yapanlar sonucu öğrenme imkanına internet üzerinden sahip olabilecekler. Dolayısıyla bu sayede de kazanıp kazanmadıklarını öğrenebileceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika 7 aylık hamile olarak geldiğimizde ülkeye sokmazlar yönünde bir yaklaşım var. Bu doğru mu acaba diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bunun anlamı şu eğer siz Amerika'ya neredeyse doğum yapmak üzereyken geliyorsanız ve kapıdaki görevliler sizin hamilelik sürecinizin çok ilerlediğini görüp Amerika'da doğum yapacağınız tarzı bir hissiyata kapılırsalar o zaman sizi e, ülke dışına geri gönderebilirler ve ülkeye almama yoluna gidebilirler ve bu şekilde duyduğunuz duyumlar Doğrudur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel ile aldığımız sosyal güvenlik numarası ile Amerika'da Uber, Lyft, e, Durdeş gibi işler yapılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Sizin Amerika'da Work and Travel süresince alacağınız e, sosyal güvenlik numarası sizin Work and Travel programının izin verdiği program ya da iş yerlerinde çalışmanıza imkan sağlar. Bu dışındaki işlerde sizin sponsor firmanızın ismi olmadan çalışmanız mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu tip dışarıdan Uber, Lyft, Durdeş gibi işleri yapmanız yasal olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerikan vatandaşıyım kardeşime yazı versem yani davetiye göndersem iyi mi olur kötü mü? Amerika'da vizes için davetiye yazısı vermedim bana bir zararı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi davetiye yazılarının her zaman tabii ki kişinin işine yarayacak diye bir kayda yok. Ya da işte davetiye yazısı ver, verdiğiniz zaman başvuru yapacak kişi kesin vize alacak diye bir kayda yok. Ama eğer siz kardeşinizi burada misafir edeceksiniz, masraflarını karşılayacaksınız o zaman davetiye yazısı vermeniz uygundur ve yerinde olacaktır. Bu davetiye yazısı vermenin size herhangi bir zarar olmayacaktır. Ve bu da aslında kardeşinize Amerika'ya geldiğindeki planları ve burada ne yapacağı ile ilgili bir imkan sağlayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlıya da bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Aşçı olarak Amerika'da okula yazılıp Amerika'da nasıl kalabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Eğitim yapmak için burada kalacaksınız ve bununla ilgili işte aşçıların gittiği bu kulüpleri okullara yazılacaksınız ve okullar üzerinden de I-20 vizesini alırsanız bu şekilde tabii ki öğrenci vizesiyle Amerika'da kalmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kardeşim Amerika'da evlenecek. Amerika'da evlilik sonrası Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Green Card çıkmadan tatile gelebilir mi? Sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kardeşiniz Amerika'da evlendi ve göçmenlik dersine başvuru yaparsa Türkiye'ye tatile gelebilmesi için ya Green Card'ın elinde olması gerekecek ya da ülke dışına çıkıp geri giriş yapacağı seyahatinizin sahip olması gerekecek. Bu iki şey elinde olduğu sürece saat etmesinde problem yok ama öbür türlü saat etmesi riskli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bu canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Önceki yıllarda turist vizesiyle Amerika'da uzun süreli kalmam ve bu sene 3 ay kaldıktan birkaç hafta sonra cevap vizesine başvurma vize reddine neden olur mu? Amerika vize çalışanları üzerinde nasıl izlerim? bırakır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika vizesini aldıktan sonra Türk vizesini Amerika'da epey bir zaman geçiriyorsanız ve dönüp onun üzerine de C1 vizesine başvuru yapıyorsanız Amerikan konsolosluğu aslında sizin gelmeyeceğiniz niyetine kapılabilir. Ve dolayısıyla sizin yeni vizeyi almanıza engel oluşturabilir. Dolayısıyla size verilen tur vizesini çok kötüye kullanmadan ve kısa süreli kullanmakta fayda var. Ve bunun üzerine eğer bir değişiklik yapılması gerekiyorsa çok uzatmadan Amerikan konsolosluğundan o vize görüşmesi başvurusunu yapmakta fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. bu canlı yayında alacağım son soru da şu. Amerika'da sponsor olacak kişinin minimum yıllık kazancının ne kadar olması gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum bu sponsorluktan bahsedilen e, işte kişinin herhangi bir green card'a ya da göçmenlik vizesine giderken ihtiyaç duyduğu sponsor, ex-sponsordan bahsediliyor. Ve burada önemli olan kişi tek kişi ise işte yıllık Örnek veriyorum işte 19 bin küsur ya da iki kişi ise evliyse mesela 20 bin 500 civarında bir gelire sahip olması gerekiyor. Yani dolayısıyla biraz 21 bin dolarlık bir gelir yıllık bu sponsorluk noktasına yeterli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik